Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz webinarımıza. Bugün sizlerle Flormaş'da yaptığımız SAP projesi üzerine konuşuyor olacağız. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum ben. Aslında biz bu webinarımızı 17 Mart tarihinde Flormaş Akasya ofisinde gerçekleştirecektik. Şevket Beylerin ofisinde gerçekleştirecektik. Fakat tam o dönemde gündemimizin hızlı bir şekilde değişmesinden dolayı pandemi koşullarına da ayak uydurabilmek için biraz zaman da kazandık bu süreç içerisinde. Hepimiz evlerimizden çalışmaya alıştık. Yeni koşullara uyum sağladık. Ve bu noktada bugün hepimiz sizlere evlerimizden sesleniyoruz. Tekrar hoş geldiniz demek istiyorum webinarımıza. Sizler de hoş geldiniz. Şevket Bey, Turgay Bey, merhabalar. Hoş bulduk. Teşekkürler. Merhaba. Ben sözü konuklarımıza vermeden önce çok kısa kendimden bahsetmek isterim. İsmim Ezgi Kepenek. 3,5 yılı aşkın süredir Vectora'da kıdemli proje yöneticisi olarak görev alıyorum. Flormar dahil birçok projede proje yöneticisi olarak çalıştım. Bugün de sizlere Flormar'ın dijital dönüşüm yolculuğunda SAP ile birlikte neler yaptığımızı, projedeki kritik başarı faktörlerimizi, rakamlarla projeyi, proje yönetim metodolojimizi ve projede Turgay Bey'in ve Şevket Bey'in de katkılarıyla neler gerçekleştirdiğimizi anlatıyor olacağız. Deyip aslında Şevket Bey bizi dediğim gibi ağırlayacaktı ama bugün biz hepimiz birbirimizi ağırlıyor olduk. Şevket Bey sözü size vereyim. Buyurun. Ya yenilenemi yok tabii, günün sonunda hep beraber burada bir araya geldik. Bu arada bu video konferans sistemlerini de aslında istesek bu kadar kullanamazdık. Galiba alışmaya başladık yavaş yavaş. Şimdi her şeyden önce herkese sağlıklı günler diliyorum. Ciddi bir dönemden geçiyoruz. Bizim için de bunlar önemli konular. Hepimiz evdeyiz, hepimiz sağlıklı kalmaya çalışıyoruz. Öbür taraftan da ciddi bir proje yaptık. Ben kendimden çok kısa bahsedeyim. Ben ilk projeyi 99 yılında yaptım sanıyorum. Orada başladık, Zorlu grubunda. Sonra Zorlu Amerika'da devam etti. Ardından İpek Yol grubu, sonra Boyner grubu ve şu anda Flormar'dayım. Şu anda çalışmaları Flormar'da devam ettiriyorum. İstiyorsan Tugay sen de bir bahset, sonra ben biraz Flormar'ı anlatayım. Tabii, ben Turgay Piyadeoğlu, Vektora İcra Kurulu Başkanıyım. Bu projede oldukça yoğun mesai harcadım aslında, kişisel olarak da harcadım. Bugün de bu webinarda bulunmaktan çok memnunum. Ben de öncelikle herkese sağlığın çok kıymetli olduğunu anladığımız dönemlerden geçiyoruz. Bu konuda herkesin sağlığının çok iyi olmasını temenni ediyorum. Ben de bunu söyleyeyim. Ben kısaca izninle biraz Vektora'yı hemen burada birkaç notla geçeyim. Sonra topu sana bırakayım istersen Şevket Bey. Vectora bugün 17 yaşında, aslında 200 çalışanı olan bir şirket. Hem kamuda hem de özel sektörde oldukça büyük projelere imza atmış, uçtan uca çözümler sunan bir firma. Birkaç tane referans örneği vermem gerekirse, işte kamuda Kızılay, TÜBİTAK Uzay, STM gibi birçok aslında proje gerçekleştirdik. Yine özel sektörde Kale Holding, Borusan, Boyner, Opet, yine Mercedes'te çalıştığımız işler var, TAT, Flormar yine burada bugün webinarını yaptığımız projelerden biri. Birçok dediğim gibi uçtan uca büyük projenin altında imzası olan firmalardan biri. Kısaca en azından Vektora'yı tanıtmış olayım ve Şevket Bey size bırakayım ben. Ondan sonra konumuza geçelim. Bizim Turgay'la geçmişimiz herhalde 2000 yılına dayanıyor değil mi Turgay? Yani biz böyle Turgay Bey, Şevket Bey diyoruz ama arkada zorluğuna bir yıl ama bir tanışıklığımız var. O zaman ben SAP'yi yeni tanıyordum. Turgay değişti Ben içindeydi. de yeni tanıyordum. Başladık dünyaya. Aslında çok eskilere dayanan bir dostluk da var diyebiliriz. Sadece iş Yüzde bağlantılı tanışıklıklar değil, aynı sektörün içinde uzun yıllar birlikte çalışmanın bir getirisi sanırım bu hepimiz için. Ya şimdi şöyle bir şansımız oldu. Aslında Turgay da belki hak verir. Biz Zorlu grubunda ciddi bir tempoyla o grubun o büyüyen yıllarında birçok farklı operasyonel modelli şirkette çalışma fırsatı bulduk. Yani Zorlu hem üretici hem perakendeci, yeni atılım yapıyordu. Hem elektronik vardı, hem enerji vardı, hem tekstil vardı. Ben bile aslında tekstil grubundan sorumluyken Vestel pazarlamanın projelerine girdim. Yurt dışına gittim geldim gibi. Bu projelerin çoğunda aslında biz bir anlamda büyüdük, öğrendik. Bunu kullanıyoruz çoğu zaman. Ben her zaman söylerim, Zorlu'ya bir anlamda vefa borcum da var. Yani ben hala Zorlu ve Zorlu Amerika'da cebime koyduklarımla aslında mesleğimi çok daha kaliteli bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Şimdi Flormar'a dönelim.
Flormar'da tanıtmaya başlayınca aslında çok renkli bir dünya. Ben de ilk defa uzun yıllar daha çok tekstil ve hazır giyim ağırlıklı çalıştıktan sonra kozmetiğe geldim. Renkli kozmetikte pazar lideri bir firmadan bahsediyoruz. Ülkede zaten pazar lideri olduğu gibi 100'ü aşkın ülkeye ihracat yapan, toplamda yurt içi yurt dışı 800 tane mağazası olan, ürünlerini kendisi üreten, 49 yaşında, ayda ortalama 8 milyon, 9 milyonlar bandında üretim adedi kapasitesine sahip tesisi olan çok nacizane bir firmamız aslında Türkiye'de. Çalışmaktan da çok mutluyum çünkü ben de bambaşka operasyonel ve iş ihtiyaçları içerisinde kendimi birazcık daha böyle hazır giyim bilmişliğinden bambaşka bir sektöre atmış oldum. Gebze Organize Sanayi Bölgemizde modern, oldukça kaliteli, sevgili Alpagon'un yönettiği güzel bir üretim tesisimiz var. Çok yakınlarında, daha geçen yılın ortalarında geçtiğimiz çok daha modern altyapıya sahip bir dağıtım merkezimiz var. Bu dağıtım merkezinde hem ihracat, iç piyasa kanallarını beslediğimiz gibi ticaret operasyonu da yönetiyoruz. Genel merkezimiz Akasya Acıbadem AVM'nin oradaki iç kulelerde ve Türkiye'de 150'den fazla mağazamızla, franchise'lerimizle, gratisle, çoğu zaman A101 ile BİM gibi discounter müşterilerimizle hemen hemen her noktada müşterilere ulaşmaya çalışıyoruz. 49 yıllık bir geçmişi ve renkli kozmetik olduğu için de aslında son derece bilinen bir marka. Ürünleri pek tanıtmaya bence o anlamda gerek yok. 1300'den fazla ürünümüz var. Ürün olarak elinize aldığınız her Flormar ürünü bizim tarafımızda üretiliyor. Aksesuarlar hariç, o fırça vesaire gibi konular. Ama rujdan işte ojeye, fondötene her şeyi biz üretiyoruz. Tamamen bizim know-how'umuz, bizim teknolojimiz. O yüzden çok bence önemli bir Türk firması ve dünyayı da marka olarak tanıtan bir firma. Evet, kesinlikle. Aslında kadınların, özellikle biz kadınların çok daha yakından tanıdığı, ürün detaylarını da çok daha yakından bildiği markalardan bir tanesi. Tabii proje vesilesiyle bu ürünlerin üretim sürecini de görmek bizler için ekstra bir keyif ve artı sağladı aslında. Bu noktada ben aslında biraz daha Turgay Bey'e dönüp Turgay Bey'e bir soru yöneltmek istiyorum. Flormar aslında başlangıcından işin başlamak için size yöneltiyor olacağım Turgay Bey. Flormar SAP kullanmayan bir şirketti. Daha önce farklı bir lokal yazılım kullanıyordu ve aslında uzun süreçli bir dijital dönüşüm başlangıcıyla birlikte SAP ve Vectora kararı oldu. Aslında bu kararın alınış aşamasından itibaren bize kısa bir bilgi verebilir misiniz? Evet, bu soru biraz ters gibi olabilir. Aslında Şevket Bey'in anlatması gerekiyor gibi duruyor. Ama şöyle, Şevket Bey'in 2018'in Aralık ayında şirkete katılmasından dolayı o dönemi yaşayanlardan biri olarak belki anlatmak uygun olacak. Şunu hatırlıyorum. Aslında Flormar 2016'da dijital dönüşüm yapma adına aslında yolculuğuna başladı. İçeride biliyoruz ki birçok sistem kullanılıyor. Bunların bir kısmı birbiriyle entegre, bir kısmı manuel operasyonlarla yürüyordu. Şunu hatırlıyorum. 2016'da bu çalışmaya başladıkları dönemde yaklaşık 3000'e yakın aslında süreç adımı çıkarmışlardı. Bu süreçlerin bir kısmı tabii ki bir ERP'ye dokunuyordu. Bir kısmı ise aslında farklı operasyonlar gerektirdiği için farklı ürünleri işaret ediyordu. Evet, bir ERP kararı verilecekti. Ya günün sonunda SAP ile devam etme kararı verildikten sonra partilerle, yani bizim gibi danışmanlık firmalarla bir analiz çalışması yapıldı. Biz de bu süreçte yaklaşık 1-2 haftasında Flormar ofisinde kullanıcılarımızla hem tanıştık hem de orada çalışma fırsatı bulduk. Çalıştıktan sonra da işte nasıl anlamışız, neler yapmışız bunları aslında anlattık. Anlattıktan sonra işte beklemeye geçtik ve bekledikten sonra da Vectora bu projenin çözüm ortağı olarak aslında seçildi. Ne zaman başladık? Yani bu seçimler aslında 2017 yıllarında gerçekleşti ama projeye biz 2018'in ikinci ayında kick-off yaparak başladık. Hani hemen burada teknik olarak söyleyeyim. Neyle başladık aslında? S/4HANA'nın on-prem versiyonu 17.09 şu andaki seviyede bu aslında. Bu versiyonda koşan bir projeye başladık aslında. En azından kısaca hani özetlemiş olayım. Yaklaşık 3000 tane süreç adımı vardı. Bunların en azından bir kısmını iyileştirdik ve SAP ile adreslendirmiş olduk. Evet, teşekkürler verdiğiniz ilgi için. Bu arada katılımcılarımız, sorularınız olursa webinar boyunca sağ tarafta bulunan sorular bölümünden sorularınızı iletebilirsiniz. Webinarımızın en sonunda sorularınızı elimizden geldiğince cevaplamaya çalışıyor olacağız. Bunu da arada hatırlatmak istedim.
Aslında projeye başladıktan sonra da başlangıç aşamasında da başladıktan sonra da modüller kullanılacak olan iş paketleri biraz daha netleşmiş oldu. Bu tarz durumlarda rakamlarla bunu belirtmek bazen daha net bilgi sağlayabiliyor evet. Karşı taraf için. Biraz da aslında sizden rakamlarla, modüllerle ve aslında genel olarak iş paketleriyle projenin detaylarını alabilir miyiz Turgay? Tabii, biraz bilgi vermeye çalışayım. Hani ben biraz önceki cümlemde en azından şunu söyleyeyim. 2016-2018 dönemi arasında katkıda bulunan şu anda belki bizi dinleyen arkadaşlar vardır. Onlara bir defa çok teşekkür ederim. En azından bu işin startını vermiş oldular. Böylelikle Flormar'da SAP ürünüyle hayatına devam ediyor. Şimdi biz bu projede aslında Flormar'ı şöyle ayırmak lazım. Flormar hem üretim yapan hem de satış yapan. Aslında buradaki süreçlerin tamamını kapsayan bir şirket. Yani o nedenle hem üretimi düşünerek hem de satış tarafını düşünerek aslında bir proje yaptık. Evet de bizim projemiz sadece iki fazla aslında. Daha önümüzde çok daha farklı yapılacak işler var ama Digital Core dediğimiz SAP'nin S/4HANA'nın aslında dijital çekirdeği dediğimiz ürünün neredeyse lojistikte ve finansallardaki tüm modüllerini implemente ettik. Ben hızlıca geçeyim yani 15'in üzerinde modül implemente ettik ama yani hızlıca şunu söylemek gerekir belki. Malzeme yönetiminden satış dağıtım, üretim planlama, bakım onarım, kalite yönetimi, proje yönetimi gibi aslında lojistik süreçlerin içindeki modüllerin tümü burada etkin olarak kullanılıyor. Yine finansallarda, finansal zaten olmazsa olmaz ama finansalların içerisinde duran varlık yönetiminden tutun da hani gayrimenkul yönetimine, hazine yönetimine, özellikle bütçeleme için fon yönetimine kadar finansalların içerisindeki birçok modül de implement etti. Yine elbette S/4HANA ile beraber gelen etkinliği çok değişen, S/4HANA ile beraber gelmedi, eskiden de vardı tabii de. Bence Flormar'a çok büyük katma değer yaratan CEO modülü de aslında yani maliyet merkezi muhasebesi, yine karlılık analizi ve en önemlisi de ürün maliyetlendirme anlamında ciddi katkıları olan modülleri de aslında burada implement etme şansımız oldu. Bir de ne var tabii, yine bir projenin en büyük amacı ne aslında? Çıktı üretebilmek. Bunun için de SAP'nin DV10 HANA dediğimiz, HANA üzerinde koşan aslında embedded olarak çalışan Business Warehouse yani Business Warehouse modülü implement edildi. Bunun ön görünüm kısmı içinde Business Object zaten kullanıldı ve Business Object ile de ön görünümde raporlarımızı tamamladık. Birazdan belki onların da çok büyük detayları karşımıza çıkacak. Bütün entegrasyon adımlarımızda SAP'nin Process Orchestration denen ürününü kullandık. Hemen rakamlara geçeyim burada. Ben şunu söyleyeyim. Full zamanlı olmasa da aslında 70'e yakın danışmanla çalıştık biz bu projede. Yani bunu söyleyebilirim. Flormar tarafında şunu biliyorum, 7 tane proje sorumlusu vardı. 30 tane anahtar kullanıcı. Günün sonunda bugün 300'e yakın kullanıcı aslında sistemi kullanıyor. Şöyle biraz projenin bize adam gün, biz genelde adam günle ölçüyoruz. Belki bu sektöre uzak olan dinleyicilerimiz de vardır ama adam günü olarak baktığımız zaman hem Flormar ekiplerinin hem de SAP bizim danışman olarak katma değerimize baktığımızda 10 bin adam günü üzerinde aslında bir iş yaptık biz burada. Böyle bir çalışma yaptığımızı söyleyebiliriz. Tabii ki entegrasyonlar olmazsa olmaz. Bazen çok daha fazla entegrasyonla karşılaştığımız durumlar oluyor ama burada da onun üzerinde entegrasyon gerçekleştirdik. Bir de rakam olarak belki proje takvimini sen daha çok detayına gireceksindir ama ben onu da söyleyeyim. Biz bu projenin ilk fazını aslında bir sene olarak planlamıştık ama çeşitli nedenlerle beraber ikinci sene sonunda yani 2019'un sonunda 2020 Ocak'ta aslında canlıya geçtik. Aslında bu noktada belki biraz da Şevket Bey'in yorumunu almamız lazım. Projenin aslında bir yıldan iki yıla çıkmasıyla ilgili çok temel sebeplerimiz vardı. Karşılıklı olarak karar aldığımız noktalarda. Bu noktada da biraz Şevket Bey'e sözü vermek isterim ben. Peki. Şimdi ben 2018'in sonunda geldim, Aralık'ta geldim gruba. Benden önceki arkadaş ayrılmıştı. Projede biraz aslında durmuş gibiydi. Şirkette de yeni bir yapılanma vardı aslında. Benle beraber CFO'muz da yeni gelmişti. Arkadaşlar değişmişti vesaire. Tabii şimdi proje başlamış olması ve bir anlamda birazcık duraklaması biraz sıkıntılı çünkü şöyle bir şansım yok. Ben de ilk defa böyle bir ortama liderlik etmek durumunda kaldım. Çünkü şirketi de tanımıyorum. Hani şirketi tanısam fonksiyonlarıyla, süreçleriyle o zaman projeyi kaldığı yerden devam ettirmek nispeten daha kolay. Başlamış bir proje, tanınmamış vesaire derken işin içine girdik açıkçası.
Ama şöyle bir şansımız vardı. Anahtar kullanıcılar o durgunluktan sonra çok hızlı toparlandılar. Yani hepsine teker teker teşekkür etmek lazım. Bizim IT ekibimizdeki SAP'den sorumlu analist arkadaşlar işi çok iyi çalışmış ve hazırlanmışlardı. Özellikle üretimden sorumlu arkadaşımız zaten yıllardır grubun içindeydi. Dolayısıyla aslında ben bilmesem de ekip oldukça bu işlere hakim, ne soru sorsam yanıt verecek durumdaydım. Ama tabii yani grubun, ya daha doğrusu grup demeyeyim, kozmetiğin işleri bambaşkaymış. Ben de yeni öğreniyorum. Yani çok basit gibi gördüğünüz bir tester üretim süreci aslında oldukça karmaşık bir iş. Bunun gibi pek çok örnek verilebilir, şimdi uzatmayalım, ama bambaşka bir iş düzeni de var. Hani her işte ben şunu söylüyorum, artık şunu öğrendim, bir sonraki şirkette ya da bir yerde proje yaparken biliyorum demeyeceğim. Çünkü nereye girseniz geçmiş tecrübelerinizin çoğu zaman çalışmadığı bambaşka ihtiyaçlar olabiliyor. Neyse, ama günün sonunda bizim tabii bir an önce toparlamamız gerekiyordu. Blueprint'e çok hızlı bir şekilde baktık. Blueprint'e bir iki tane önemli değişiklik yaptık. Projenin gidişatını da bu değiştirdi aslında. Bir tanesi de üretim şirketimizle pazarlama şirketimiz arasında konsiye ilişki çok daha doğru olduğunu düşündük. Çünkü bütün stokları pazarlama şirketimizin yönetmesi, üretilse bile dışarıdan da alınsa her şey pazarlamanın stokları yönetip dağıtım kanallarına optimal bir şekilde dağıtmasını istedik. Bir önceki tasarım buna çok iyi hizmet etmiyordu. Bir de şunu yaptık, bizim mağazalarda kullandığımız kasa sistemi aynı zamanda eskiden stokları da yönetiyordu. Ve SAP de buna göre tekrar blueprint aşamasında karar verilmiş ve stokları, mağaza stoklarını yine mağazadaki yazılım yönetsin istenmiş. Biz bunu da doğru bulmadık. İlerideki bütün envanter yönetiminin, ki bence çok temel bir bilgidir ve SAP'de olması lazım. Bunu da SAP'ye çekecek geliştirmeler istedik. Bu da tabii mağazaların teslim alma ve sevkiyat Fiori ekranlarının geliştirilmesi gibi bir ek kapsam oluşturdu. Bu değişikliklerin tamamına karar verdik. O yüzden proje aslında bu değişiklik ihtiyaçlarıyla da, durmanın arkasından tekrar hızlanmayla da bir miktar tabii ki uzadı. Ama bu projelerde bence doğrusunu yapmak projenin gecikmesinden çok çok daha önemli. Çünkü çok çok büyük bir altyapıyı yeniden kurmak ve ayağa kaldırmak gibi bir sorumluluğumuz var. Ne kadar az hatayla bunu gerçekleştirebilirsek şirket o kadar az incinerek yoluna devam edecek. O yüzden ben yani gecikme birinci bir problem değil, doğru olması çok daha önemli. Evet, bahsettiğiniz gibi aslında biz temel süreçlerde belirli değişiklikler yaptık ve aslında bu bizi bugüne getirmiş oldu. Proje süresinden bahsetmişken aslında ben de 2 yıl boyunca projede proje yöneticisi olarak çalışmış kişi olarak biraz proje yönetim metodolojimizden ve o taraftaki süreçlerden bahsetmek istiyorum. Biz aslında projenin en başından itibaren proje yönetim metodolojimizi ve proje yönetim planlarımızı SAP'nin Activate metodolojisine uygun olarak tasarlamaya çalıştık. İki sebebi vardı aslında. Bir tanesi Flormar'ın daha önceden, kullanıcıların çok büyük kısmının daha önceden SAP geçmişi olmadığı gerçeğiyle karşı karşıyaydık. Bu noktada Activate metodolojisi analiz aşamasından itibaren bizim kurduğumuz sandbox sistemi üzerinden kullanıcılara hem best practice'leri hem SAP standartlarını göstererek ve aslında kullanıcıların da SAP ekranlarıyla projenin en başından itibaren haşır neşir olmasını sağlayarak onların da ekranlara olan yatkınlıklarını ve aslında görsel olarak alışkanlıklarını arttırmaya çalışarak bu şekilde analiz aşamasını başlatmış olduk. Devamında aslında analiz aşamasında yine bizim kurgulamaya başladığımız ana veri ve test şablonlarımız oluşmaya başladı. Bu noktada da birim testlerini sprintler halinde bölerek her birim testinin kendi iç birimiyle, kendi içerisindeki sürecin onaylanmasını sağlayıp entegrasyon testleri için aslında bir altyapı oluşturuyor olduk. Daha sonrasında entegrasyon testleri, dry run'lar, aslında biraz daha bunlarda detaya giriyor olabilirim belki. Tasarımdan, analiz aşamasından bahsettik. Aslında analiz aşamasında 450-500'e yakın analiz toplantısı yapıldı. Daha sonradan revize eden süreçler, edilen süreçlerle birlikte. Yaklaşık 3 kez bu sprint dediğimiz birim testlerinde kullandığımız hızlı olarak her birimin kendi içinde sadece kendi süreçlerini test ettiği birim testlerimizi yaklaşık 3 tur olarak gerçekleştirdik. Özellikle kritik olan süreçlerde bu 4 veya 5 tura kadar çıkabildi.
Bunun haricinde yaklaşık 1500 satırlık çok büyük bir entegrasyon test senaryosu oluşturduk. Bu noktada Flormar ekiplerinin, iş birimlerinin ve iş analistlerinin de tabii ki katkısı çok büyük. Onlara da tekrar teşekkür ediyoruz bu noktada. Bu testler bizim canlıya geçişimiz öncesinde aslında çok kritikti. Çünkü biz elimizden geldiğince yaptığımız bu iki tur entegrasyon testinde süreçlerin uçtan uca gerçekten birbiriyle bağlantılı ve entegre çalışabiliyor olduğunu test etmiş olduk. Ve bu testlerin sonucunda da aslında dry run dediğimiz, dry run'dan kastımız burada biraz daha canlı geçiş simülasyonu. Yani hem ana verilerin, şirkette oluşturulmuş olan ana verilerin hem de aslında bakiyelerin dahil edildiği canlı geçişin bir ufak simülasyonu olarak çok yüksek oranda ana veriyle, yani canlı sistemin yaklaşık %85-90 aralığında benzerlik taşıdığı ana verilerle ve yine aynı şekilde bakiyelerle bu simülasyonları gerçekleştirdik. Aslında bu da bize canlı geçiş sürecinde çok ciddi faydalar sağladı. Biz çünkü o noktalarda entegrasyon testlerinde ve iki kere gerçekleştirdiğimiz dry run canlı simülasyon süreçlerinde karşılaştığımız bir takım hataları ve eksiklikleri hızlı şekilde gidererek canlı geçişte bunların önüne geçmiş olduk. Aslında hani bütün bunlardan bahsederken hep ana veri, ana veri diyorum. Biz çünkü projelerin tamamında, projelerin en başından itibaren, analiz aşamasından itibaren ana verinin bir projenin gerçekten can damarı olduğunu, ana verilerin doğru olmasının, kaliteli olmasının ve beklenen zamanda gelmesinin projenin en büyük başarı faktörlerinden, en büyük başarı kriterlerinden biri olduğunu her zaman aslında belirtiyoruz ve söylüyoruz. Aslında bu noktada yine Turgay Bey'e birazcık ben sözü vermek isterim. Çünkü projenin en başından itibaren Vektora yönetimi olarak projenin içinde bulunan kişiydi ve bu konuda da her zaman yönlendirmeleri bulundu. Turgay Bey, biraz size bırakayım sözü bu noktada. Ya, teşekkürler. Sağ ol Ezgi. Çok güzel anlatıyordun. Ben sesimi kapatmıştım. aslında ben de önemli bir detaya değindim ama şöyle biraz toparlamak lazım. Biz yani tahmin ederseniz proje başlayınca aslında bir takım proje organizasyonları kuruyoruz. Burada işte QA'inden, modül sorumlularından, proje yönetimi organizasyonuna kadar, sponsoruna kadar bir takım kutucuklar olur onun içerisinde. Her zaman her projenin başında aslında ana veri yönetim grubu gibi de bir organizasyon belirleriz biz. Bu organizasyon çok kıymetlidir. Bunun bir tane aslında yöneticisi ya da birkaç tane sorumlusu olması gerekiyor. Çünkü ana veri sadece bir grubun aslında sorumluluğu değil. Çünkü şirketin içerisindeki tüm departmanları ilgilendiren, bu satın almadır, finanstır, üretimdir gibi aklınıza gelebilecek, yani ana veriye dokunan her kesimi ilgilendiren, bunların konsolide edilmesi gereken bir yapıdan bahsediyoruz aslında. Şimdi iki tane yaklaşımımız oluyor burada. Biz diyoruz ki senaryoda SAP sistemlerinden SAP sistemlerine dönüşüm yaptığımız zaman, yani SAP to SAP yaptığımız zaman, bu bazen ERP sisteminden S/4HANA'ya conversion de olabilir. Nispeten hem SAP'nin var olan tool'larıyla hem de vektör olarak geliştirmiş olduğumuz bazı çözümlerle aslında bunlar da biz kolaylaştırıcı unsurlar sağlıyoruz. Yani var olan datayı convert ediyoruz, yeni haline çevirebiliyoruz. Ama non-SAP bir sistemden SAP sistemine geçişte büyük resmi görmek oldukça önemli. O nedenle projenin ilk anından itibaren bu çalışmanın başlaması çok kıymetli oluyor. Birinci öncelik şey, SAP'nin yeni getirdiği fonksiyonetler, yeni getirdiği senaryo ve çok basit anlamda yeni alanlara göre de aslında hiç olmayan verilerin eklenmesi gerekiyor. Bu da aslında binlerce verinin içerisinde manuel veya işte kodlarla yapılması gereken bir süreçten bahsediyoruz. Tabii hepsini geçtikten sonra da aslında bu binlerce verinin içerisinde verinin doğruluğu da çok kıymetli. Bu verinin doğrulaması için de ancak test senaryolarını gerçekleştirmek gerekiyor. Bu her projede bence çok dikkat edilmesi gereken süreçlerden biri. Biz de bunu nasıl kapatmaya çalıştık? İşte aslında biraz özgüven vardı. Hepimizde vardı. Hani her zaman da oluyor bu. Çok rahat bunu halledebiliriz. İlk dry run'ımızda %25-%30'larda doğru veriyle bu işi yaptık. Sonra ikinci dry run'ımızda %50-%60'ları bulduk. Ama günün sonunda biz hatta canlıya geçmeden önce canlı sistem üzerinde bile yine aslında ana veriyle ilgili bir dry run çalışması yaptık. Sen belirttin bunu. Orada neredeyse %80-%90'larla bu işi yaptık ve sonra da canlıya geçtik. Aslında bütün o açığımızı sürekli çalışarak kapattık. Daha
iyi olabilir miydi? Daha iyi, daha ciddiye alınarak hani belki daha onun ne kadar önemli olduğunu fark ederek ilk andan itibaren bu çalışma yapılabilirdi. Ama günün sonunda çok daha yoğun çalışarak, projenin sonunda çalışarak bu açıyı kapattık açıkçası. Bunu söylemek gerekiyor. Evet, aslında yine Şevket Bey, paralel olarak sizden de işin iş birimi tarafı, Flormar bacağı olarak sizin taraftaki de ana veri ve dry run süreciyle ilgili yorumlarınızı almak isterim. Ya şunu söylemek lazım. Yani ben hep söylüyorum, burada da fırsatı bulmuşken dinleyici arkadaşlara tecrübe babında söylemek lazım ki bu bir iş projesi. Bu bir teknik proje değil. Yani bu bir ticaret, bu bir arka taraftaki entegrasyon projesi değil. Sonuçta projenin başarısı tamamen işin tarifine bağlı. SAP'nin yapabileceklerine bağlı değil. Burada şu tuzağa çok fazla yakalanıyoruz. Projelerin tamamında ben bunu yaşadım. İşte SAP şunu yapabiliyor mu gibi bir soru geliyor. Evet, yapabiliyor. Yani işte bizim işimizden örnek verelim. Bir ürün eğer uçağa binmemesi gereken yanıcı bir ürünse uçak siparişi bu ürün için açılamaz. Güzel, yapabiliyor musun? Yapabiliyorsun. Ama bu ne demek? Bu o ürünün ana verisinde bunun yanıcı bir malzeme olduğunu belirtmen anlamına geliyor. Her istenen fonksiyon talebi günün sonunda ihtiyacı ürün, müşteri ya da tedarikçi kartında bir özelliği belirlemeli ve bu özellik yönetilmeli ki sistem buna uygun şekilde fonksiyonlarını süreçte çalıştırabilsin. Burada iki tane konuya bakmak gerekiyor. Bir, attığın taş, ürküttüğün kuş konusu diyoruz biz. Yani bu kadar efor verip de ne elde edeceksin bu fonksiyondan? Bunu çok iyi ölçmek lazım. Bir de bu verileri yönetebileceğin kadar geliştirmelisin ve genişletmelisin. Eğer devasa bir ürün ana verisi yönetmeyi iddia ediyorsa ve sonra bunu başaramazsan, bunun arkasına bağladığın ve istediğin fonksiyonlar da doğru çalışmıyor. Yani canlı geçiş değil sadece. Canlı geçişten sonra her yarattığın üründe, müşteride, tedarikçide bütün bu verilerin sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam etmesi lazım. O yüzden SAP'ın yapabilmesi bence hiçbir şey değil. SAP tabii ki yapacak bunu ama sen yapabiliyor musun iş birimi olarak? Bunu tatmadan bunlara başlamamak lazım. Bu en önemlisi. Tabii ki ana verilerin toplanması, SAP gibi çok ciddi bir ERP'ye geçiş zor bir iş. Çünkü bizim önceki sistemlerimiz, şimdi marka vermeyeyim ama bir tane lokal ERP var. O yetmediği için bir tane depo yönetim yazılımı almışız. O da yetmemiş, bir tane üretim yönetim yazılımı almışız. İşte o yetmemiş, şunu almışız, bunu almışız. Parça parça silolardan oluşan bir yapı. Kendi içinde bunlar dikey çözümler oldukları için daha esnekler ama birbirleriyle konuşmuyorlar. Bu da bir gerçek. Şimdi bu esneklerin içinde herkes kendi verilerini tanımlamış ama SAP'ye geçiş noktasında bunların hepsinin bir araya getirilmesi lazım. Yani bizim açıkçası bugün e-ticarette bile kullandığımız, tüketicilerin rahat filtreleyebilmesi için eklediğimiz özellikler bundan önce sadece e-ticaret yazılımı üzerinde yönetilen özelliklerdi. Ben bunların tamamını SAP'ye alınması ve tek bir ürün ana verisi merkezi oluşturması konusunda ısrar edince bunların tamamını toplamak zorunda kaldım. Yani şu yanılgıya düşmeyin, ya var bunlar, toparlarız, olmuyor. O kolay bir iş değil. İşin gerçekten listesini doldurmaya kalktığımızda çok ciddi eksiklikler oldu. Turgay'ın dediği gibi defalarca bunların üzerinden geçe geçe canlıya geçene kadar yetiştirdik ama ana veriyi bence bir projenin başarısını etkileyen birinci konu. Biz bu konudan hiç canlıya geçtikten sonra canımız acımadı ama acımasın diye de başta yani öncesinde çok çalışmak zorunda kaldık. Evet, aslında projenin özellikle son döneminde paralel olarak götürülen süreçler hem sistemin teknik olarak canlı geçişe hazırlanması hem de ana verilerin hazırlanması yorucu bir süreç olabiliyor. O yüzden en başından itibaren takip edilmesi, karşılıklı olarak süreçlerin biraz daha takin ve aslında daha iyi takip edilmesini sağlıyor olabilir. Ana verinin dışında bir şey daha belirteyim. Süreç konusu. Sen de hatırlarsın, ben geldikten sonra işte süreç bilim testler yapılıyordu ama yani liste, hangi listeyi takip ediyorsunuz dediğimizde bir ortalık bir şey oldu. Yani elimizdeki liste çok daha kaba bir listeydi. Oturup dedik ki ya bizim fabrikamızın, dağıtım merkezimizin, şirketimizin, satışın, finansın kaç tane süreci var? Alt alta bunu bir yazalım. Ve her birinin çalıştığından ve test edildiğinden birim seviyede, birim süreci olarak emin olalım. 1400'den fazla satır çıktı. Evet, 1500'e yakın satırlık bir entegrasyon test sistemimiz vardı.
Konuşmak istemiyorum, bitti o günler ama yani şu bir gerçek, yani checklist hazırlamak, yani her bir işi teker teker yazıp onların teker teker çalıştığından emin olmak projenin ana veriyi kadar önemli bir başarı. Daha sonra yaptığımız dry run testlerde bu checklistlerle yaptığımız bütün testlerin fonksiyonel çalışmasını kontrol ettiğimiz gibi ana verilerin de doğruluğunu bir arada kontrol etmiş olduk. Aynı zamanda açık bakiyeleri de, açık stok açılışları, işte cari açılışları vesaireydi dry run'ları. Ama o bilin testleri, o teker teker işte 1400 küsür tane, şimdi 1200'e indi, okey, şimdi 500'e indi, şimdi 100'e indi konusu. Evet. Çok önemli çünkü piramide... Şimdi 1300'e çıktı. Evet, bazen geri çıkabiliyordu tabii. O zaman 50 tane süreç, ya yarın biter diyorsunuz, bitmiyor, uğraşılıyor. Yani bunlar liste haline dökülmezse kesinlikle başarılabilecek bir konu değil, onu da özellikle belirteyim bu arada. Evet, evet, çok doğru. O listeler üzerinden çok uzun süreler çalıştığımız için neredeyse belki de o 1400 satırı ezbere bildiğimiz dönemler oldu hayatımızın belirli dönemlerinde, proje süresi boyunca. Aslında bu noktada ben tekrar teşekkür ediyorum. Sorular gelmeye devam ediyor. Tekrar hatırlatmak isterim. Sağ tarafta soru sormak isteyenler için sorularınızı iletmenizi bekliyoruz. En sonunda cevaplıyor olacağız. Aslında projeyle ilgili detaylardan, biraz daha işin teknik yapısından, kapsamından ve neler yaptığımızdan bahsettik. Biraz daha aslında kritik başarı faktörlerinin ne kadarını biz karşılayabildik, ne tarz kazanımlar elde ettik, bu projenin aslında faydaları neler oldu, kritik başarı faktörlerine istinaden çıkardığınız faydalar nelerdir? Aslında her iki katılımcımıza da sormak istiyorum bu noktada. Detaylara tek tek giriyor olacağım ben de birazdan. Hani hem modül bazında hem iş süreci bazında, ama genel bir yorum yapmak gerekirse sırayla sözü veriyor olayım. Turgay Bey, sizden başlayayım, buyurun. Kritik başarı faktörü olarak. Evet. Aslında bence şu anda konuştuk. Ben burada onu Şevket Bey'in hani cevaplaması daha doğru olur ama ben şunu söyleyebilirim. Biraz önce aslında webinara ilk başlarken hani bir süreç haritasından bahsetmiştim. O süreç haritasında dağınık sistemler, yani her ne kadar birbirleriyle entegre edilmeye çalışılsa da aslında aynı vendor'un ürünü olmayan sistemlerin birbiriyle konuşturulması vardı aslında, çalışıyordu. O süreçlerin içerisinde bugüne kadar hiçbir yazılıma ya da dijital bir süreci adreslenmemiş manuel yürüyen operasyonlar vardı. Burada en iyi uygulama Excel olarak görülmüş ve hayat devam ediyor. Yani Excel'in biz varlığını biliyoruz ama bu projenin sonunda ben tahmin ediyorum ki, yani bunu tamamen biraz farazi söylüyorum ama 3000 tane sürecin belki de 1500'ü aslında şey oldu. Entegre ve ya da 2000 tanesi bir yere adreslendi. Birçok süreç aslında sistem içerisinde otomatik yapılmaya başlanıldı. Çok basit bir şekilde aklıma geliyor. Hani satın alma süreçlerinde bile aslında yine Excel'lerle giden, aslında birçok onay gerektiren süreçler vardı. Yani bu SAP'nin çok best practice'lerle çok rahat yapabildiği bir süreçti. Konumlandırdığınız zaman zaten süreç çalışmaya başladı. MRP için bile keza farklı süreçler çalışırken, arka tarafta farklı yazılımlar çalışırken o SAP'nin yine çok yetenekli olduğu bir kısım ve yine best practice olarak çok rahat bir şekilde konumlandırıp hayatınıza devam ettiniz. Keza finansallarda hani birazdan belki bahsetme fırsatı buluruz. Evet. Aslında manuel yapılan birçok süreç vardı. Bu süreçlerin birçoğu yine dijital ortama taşındı ve hayat devam ediyor. Burada yine birçok mağaza var. Biraz önce hani bahsettik, gayrimenkul yönetimi gibi şeylerden bahsettik ama yani bunların birçoğu aslında yine dijital ortama taşındı. Sözleşmeler, kira ödemeleri vesaire, bunlar tamamen aslında buradan takip ediliyor oldu. Yani bunun gibi aslında birçok hani entegrasyon ve şeffaflık. Aslında uçtan uca izlenebiliyor olması sistemin bence en kıymetli kazanımlarından biri. Evet. Yani evet, belki bazen kullanıcılar aslında, ben şunu görüyordum, Flowmart çok dinamik ve çok hızlı hareket ediyordu. Birçok istek kullanıcının işini rahatlatmak üzere yapılmıştı. SAP bazı kazanımları alıyor aslında. Belki yani kullanım anlamında hayatı daha zorlaştırıyor ama günün sonunda bir disiplin getiriyor. Bu disiplin neyi kazandırıyor? Bizim üretim sürecinden satış sürecine kadar izlenebilir, takip edilebilir, şeffaf, entegre bir sistem. Evet, aslında entegrasyonlar demişken ben Şevket Bey'e yine sözü bırakıyor olacağım ama ufak ufak başlık başlık gidelim istiyorum. Herkes için de daha açıklayıcı olacağını düşünüyorum. Aslında neredeyse biz her modülde ve her modülün içindeki birçok süreçte
yine en başta Turgay Bey'in bahsettiği process orchestration, PO modülü aracılığıyla birçok entegrasyon gerçekleştiriyor olduk. Yani hem üretimde hem lojistik depo süreçlerinde, mağazacılık tarafında, e-ticarette, finans bacağında işin birçok noktada entegrasyonlar yapıyor olduk ve aslında sistemin az önce Şevket Bey'in de bahsettiği gibi birçok farklı sistemden oluşan bir yapı varken aslında öncesinde biz birbiriyle daha entegre ve tek bir sistem üstünden izlenip raporlanabilen bir sistem yaratmaya çalıştık. Aslında bunun da çok ciddi faydaları oldu diye düşünüyorum Şevket Bey, değil mi? Ya olmaz mı tabii ya. Şimdi SAP öncesi ve SAP sonrası iki ayrı dünya. Yani SAP'ye geçmeyi düşünen, değerlendirenler varsa, belli bir ölçeğin üstünde bir büyümüşlük varsa, tabii ki başlangıçta hiçbir şirket SAP ile hayatına başlamıyor ama belli bir büyüklüğün ötesinde uçta bütün finansal rakamları yan yana görebileceğiniz bir sisteme ihtiyacınız var. Ben öğrenmişliğimle aslında bu projede de anahtar kullanıcılarla ilk toplantımızı yaptığımda, yani tek kelimeyle SAP'yi açıklamak istersek onun adına disiplin demek gerekiyor diye düşündüğümü belirttim. Çünkü gerçekten istedikleriniz ve daha önceki yazılımlarla bir çırpıda hallettiğiniz konuların arkasını temizlemek imkansız. Yani sen hatırlıyorsun, her projede başımıza gelen konular, işte herhangi bir sorun yüzünden eldeki stokların bir kısmı aslında var ama yok ama, var ama yok ama gibi konulardan oluşturulan koltuk depolar, yan depolar, geçici depolar, şu depolar, bu depolardaki stokları bulup bunların finansal rakamlarla uyuşup uyuşmadığına bakmaya çalışmak bile aylar alıyor. Şu anda böyle bir derdimiz yok. Şu anda artık herhangi bir stok, herhangi bir işleme girecekse SAP'deki süreçlerle hareket etmek zorunda. Yani her şeyi bir köşeye bırakın. Tek başına bu bile inanılmaz büyük bir kazanç. Çünkü şirketlerimiz hala şunu çok net görmeleri lazım. Stok eşittir para. Bütün stokumuzu ve paramızı, finansal gücümüzü bağladığımız sistemin çok sağlıklı çalışması lazım. Bizim işimizde özellikle lot dediğimiz konu çok önemli. Çünkü biz ürettiğimiz ürünlerin her birini son kullanım tarihini gözetip ona depolamak ve sevk etmek durumundayız. Biz bunu takip edemezsek aslında daha dün ürettiğimiz ürünü satıp 2 yıl önce ürettiğimiz ürünü depoda unutursak bu ürünleri hurdaya çıkartıyoruz. Aslında bunlar da satılabilir ve tüketilebilir ürünlerken bizi finansal anlamda zarara sokabilir. Bunların eski sistemde yoktu, sıfır. Hiçbir şekilde yönetilemiyordu. Şu anda biz bütün ürünlerimizin son kullanım tarihini depodaki adresi bazında takip edebilen bir yere geldik. Şimdi bunların çok büyük kazanımları var. Biraz önce bahsettiğim gibi yine ana veri disiplinini sağladık. Bugün e-ticaret sistemimize giden bütün bilgiler fotoğraf dışında her türlü bilgi SAP'den entegre ediliyor. Her gece bunlar otomatik çalışıyorlar. Yine kargo şirketlerimize artık depomuzdan çıkıp da kargo şirketine verilen her bir paket, e-ticaret paketi de olsa, bir mağazamıza gönderim de olsa, eğer yurt içi kargoya veriyorsa, bunların tamamı SAP'den entegre edilip etiketi basılarak veriliyor. Dolayısıyla biz şu anda neredeyse ham madde satın alımının başlamasından, o malın Çin'den yola çıkmasından, tüketiciye varana kadar bütün üretim sürecini kendi içimizde ve hatta dışımızda da takip edebilecek bir yapıya geldik. Ya bu demek değildir ki yolun sonu. Çünkü her projede bir sürü artı ve eksi kararlar alınıyor. Ama SAP'nin avantajı şu. SAP'de verdiğin kararın hatalı olduğunu görebilecek bir disiplinli kayıt sistematiği var. Belli bir süre sonra ben buna 6 ay 9 ay diyorum. 6 ay 9 ay SAP kullanıldıktan sonra dönüp baktığınızda kayıtlarınıza, çünkü artık güvendiğiniz kayıtlar, diyorsunuz ki bu süreci aslında böyle yapmasak iyi olurmuş. Şöyle yapalım, şöyle düzeltelim. Ve yine verdiğiniz karar geçmişte verdiğiniz afaki kararlardan çok daha doğru. Çünkü artık dataya, elinizdeki tutarlı verilere dayalı yeni bir iyileştirme ortaya koyuyorsunuz ve ilerleyebiliyorsunuz. SAP'ın verdiği en büyük konu bu. Yani disiplin ve artık iyileştirebileceğiniz bir tutarlı platform olması. Kesinlikle. Aslında biraz daha yine modül detaylarına girecek olursak, yine başlangıçta Turgay Bey bahsetmişti, fakat aslında üretim tarafında üretim yönetimi modülü, proje yönetimi modülü, kalite modülü, bakım onarım modülü gibi aslında geniş bir yelpazemiz var. Flormar'ın bütün süreçlerini aslında daha önce yine biraz önce bahsettiğimiz gibi Excel'lerde takip edilen süreçlerin büyük bir kısmını da biz
sistemin içerisine almış ve kullanıcılar için de çok büyük kolaylıklar sağlamış olduk. Aslında diğer tarafıyla yine üretim tarafında da çok ciddi bir entegrasyonumuz var dış sistemle. Ve aslında bizim ilk haftalardan itibaren, canlıya geçtikten sonraki ilk haftalardan itibaren üretim tarafında aylık üretim hedefinin, ki yanlış hatırlamıyorsam 1 milyona yakın bir adetten bahsediyorduk. İlk haftalardan itibaren biz bu üretim hedefinin %96'sını aslında yakalayarak ilerledik. Bu da aslında bizim daha öncesinde yapmış olduğumuz cutover testler ve belirli aşamaların faydalarını gösteriyor oldu Flormar için diye düşünüyorum Şevket Bey. Siz de aynı fikirde misiniz? Ben de bilmiyorum ama. Tabii söyleyeyim. Aslında entegrasyonları söylemeye atladım biraz. Biz bütün kayıt sistematimizin tamamını SAP'de yönetiyoruz ama optimizasyon için ekstra tool'lar kullanıyoruz ve ben artık bu konunun da doğru olduğunu inanıyorum. Yani kayıt dünyanız SAP olsa da gerçekten software as a service mantığında gerçekten çok iyi optimizasyon çözümleri var. Bunları da rahatlıkla sisteminize entegre edebilirsiniz. Biz iPhone kullanıyoruz üretim planlamada. Dolayısıyla hem satış forecastlerimizi hem mevcut siparişlerimizi verdiğimiz sisteme elimizdeki bütün ham madde iş planlarını da yüklediğimizde iPhone bize bir hesaplama yapıp bunu geri veriyor ve tekrar üretimimizi planlıyoruz. Bence çok iyi bir çözüm ama günün sonunda şunu söylemek lazım. Canlıya geçtiğimizde teklemedik. Yani o kadar iyi çalıştırdık ve o kadar iyi test ettik ki hiçbir şekilde iPhone'la ilgili bir sorun yaşamadık. Kendiliğinden çalışır oldu. Sadece iPhone'da değil, biliyorsun Doruk Otomasyonu da entegre ettik. Diğer tarafta tartılarımız vardı. Başlangıçta bizi böyle uğraştırdı ama tartının ön yüzünü bile yani vektör ile beraber yazdık, çalıştırdık. Ki bayağı da aslında bence zor bir konuydu. Tartı gibi cihazlar. Evet, kesinlikle. Yani hem çok kritik süreçlerden biriydi tartım süreci üretim için hem de aslında bir özel çözüm paketi olarak sunulan paketlerden biriydi. Bu noktada aslında yine biraz Turgay Bey'e dönüyor olacağım. Üretim tarafında Vectora'nın Vectora'ya özel çözümlerden kurguladığı ve katma değer olarak sağladığı çözümler oldu. Turgay Bey, siz de bunlardan bahsetmek evet. ister misiniz? Hay yani normalde tabii ki yılların geçmiş tecrübesi var. Birçok projede öğrenilmiş kazanımlar var. Biz bunların bir kısmını aslında tak çalıştır modele çevirmeye çalışmamıza rağmen hani her müşteride uyarlama ihtiyacı duyan ürünlerimiz var burada aslında. Bu tartım süreci terazi de aslında böyle bir şey. Bizim daha önceden evet. farklı müşterilerimizde yine üretim sürecinde kullandığımız, yaptığımız aslında bir çözüm. Buna rağmen hani Flormar'da burada birçok değişiklik yaparak tekrar ayağa kaldırdığımız bir çözüm oldu. Onun dışında biz bakım modülü için burada bizim ileri bakım yönetim kokpiti adını verdiğimiz Vectora çözümlerinden biri olan yaklaşık şu ana kadar 10'un üzerinde belki de referans elde etmiş olan bir ürün konumlandırdık. Bildiğiniz gibi hani SAP'nin dijital korunun içerisinde bulunan bakım modülünün içerisinde hani ekranlar evet bu üzerinden vesaire ya da Fiori üzerinden bir takım uygulamalar çalışıyor ama biz bunu yine Fiori temelli planlı plansız bakımları yönetebildiğimiz, işte teknisyenlere doğrudan görev ataması yapabildiğimiz, başlangıç ve duruş bilgilerini doğrudan mobil uygulama üzerinden girebildikleri, görevleri rahatlıkla takip edebildikleri aslında bir mobil uygulamamız var. Bu mobil uygulamayla beraber işte bakım modülünde çok rahat bir şekilde bunu kullanıyorlar. Yine burada biz çok uzun zamandır aslında birçok müşteride daha fazla bankayla yaptık ama şu anda mesela 20'nin üzerinde bankayı destekleyen online banka çözümümüz var. Finansallar tarafından için bunu kullandık. Bu ürün burada 8 banka için hatırlıyorum. 8 banka için yaptık evet. biz bunu. Ama dediğim gibi 20'ye yakın bankayı destekleyen bir çözüm bu. Bunun esprisi ne aslında? Biliyorsunuz hep MT940 ve benzeri bankaların verdiği formatlarla günde 1 ya da bazen 2'ye çıkabilecek şekilde çalışma yapılıyordu. Ama bu birçok firmanın sürecine çok büyük katkıda sağlıyor. Çünkü her kullandığınız anda veya anlık olarak bütün bankadaki verinizi elde ediyorsunuz. En önemli artılarından birine müşterinin kredisi çok kıymetli ama o krediyi bir gün beklemeden aslında o anda bekleyen bir sipariş varsa hemen gönderebilme şansını elde ediyorsunuz. O gün parasını ödediyse. Burada bir telefonla ya da başka bir iletişim mekanizmasına aslında ihtiyaç yok. Onun dışında yine Flormar post uygulamalarını, postları çok kullanıyor aslında. Yine bizim POS entegrasyonu, burada da 3 tane farklı bankayla POS entegrasyonu yaptık. Provision ID bazında bütün POS verilerini topluyor ve aynı zamanda işte iadesini vesaire sağlıyor durumdayız aslında. Hani benim aklıma gelen bizim çözümlerle ilgili evet. bunlar var. Yani şöyle aslında Vectora'nın
Vektora'ya özel birçok çözümünü Flormar'da da implemente etmiş ve bu faydaları sağlamış olduk. Biraz da aslında lojistik taraftan bahsetmek istiyorum. Çünkü orada da gerçekten çok ciddi bir iş yükünün azaldığını düşünüyorum ben çok büyük anlamda. Çok entegre bir sistem aslında. Az önce Şevket Bey'in söylediği gibi daha öncesinde birden fazla sistem üzerinde verilerin tutulup yine aynı şekilde onların bir araya getirmesi için ekstra eforlar sarf edilirken şu an SAP üzerinde tüm bunlar bütünleşik ve birbiriyle entegre olarak çalışabilmekteler. Lojistik tarafında EVM ile ilgili yine birazdan Şevket Bey'e detaylar için söz veriyor olacağım ama ben genel olarak bahsetmek isterim yaptıklarımızda ve proje kapsamında. EVM tarafında RF ekranlarıyla birlikte ve QR kodlarla birlikte sürecin biraz daha yalınlaştırılmasını ve operasyonun kolaylaşmasını sağlamış olduk. Paralelde yine biraz önce bahsedildiği gibi mağazalardaki stokların takibi öncesinde farklı bir sistem üzerinden devam edecek şekilde kurgulanmıştı. Fakat bunun operasyona olan etkileri de göz önünde bulundurulduğunda mağaza stok takibinin de SAP üzerinden yapılması kararı proje içerisinde alındı ve bunlara özel yine Fiori ekranlarıyla aslında mağaza personellerinin de çok daha kolay adapte olup çok hızlı kullanabilecekleri çok basit Fiori ekranlarıyla bu süreci de yalınlaştırmış ve aslında sistemin içine dahil etmiş olduk. Yine Şevket Bey'in az önce bahsettiği gibi konsinye süreci lojistik süreçlerin içerisinde tasarlandı ve aslında aradaki belge akışı ve belge sayısını çok minimuma ve çok efektif bir seviyeye indirmiş olduk bu sayede. Yine aslında satış dağıtım tarafında ATP kurguları Flormar'ın çok büyük iş hacimleri olduğu için bu ATP kurguları da gerçekten çok kritik, projenin en kritik adımlarından biriydi bizim için. Belki de canlı geçiş öncesinde o testlerde en çok test ettiğimiz ve en çok tekrar tekrar farklı senaryolarla bizim denediğimiz ve doğru sonucu bulmaya çalıştığımız kısımdı. Yine paralelde ciro primleri, settlement management olarak kurguladığımız yine satış dağıtımla bağlantılı aslında birçok sürecimiz oldu. Bu noktada aslında özellikle depo süreçlerinde iş hacmi Flormar'ın gerçekten çok büyük olduğu için parça adet başına ve siparişteki aslında adetlere baktığımızda çok ciddi adetlerden bahsediyoruz aslında bu noktada. Ve bu adetlerin toparlanması ve depo süreçlerinin Flormar'ın geçtiği yeni depoyla birlikte hem depo sürecinin operasyonel olarak yalınlaştırılması hem de aslında sistemsel olarak da bu yalınlığa uygun olabilecek şekilde daha düzgün bir operasyon olması sağlandı diye düşünüyorum ben yine Şevket Bey. Bu noktada size sözü vermek isterim. Evet, ya çok kısaca şunu söyleyeyim önce. SAP'de canlıya geçmek 10 sene, 20 sene önce biraz daha kolaydı. Çünkü sadece SAP kendi içinde hazırsa canlıya geçmeye, canlıya geçebiliyorduk. Aslında bugünün dünyasında, işte Boyner'de de böyle oldu, Flormar'da da böyle. SAP'de canlıya geçmek için şirketin iş ihtiyaçlarını karşılayan bütün Flormar yazılımlarının SAP ile entegre olduğunu garanti ederek canlıya geçebilmek lazım. Bu da şu demek, biraz önce bahsettiğimiz Arkron, Doruk Otomasyon gibi ürünlerin de entegrasyonun dışında bizim aslında kayıt yaratan ve fonksiyonel olarak bizzat kullandığımız bir de e-ticaret çözümümüz, bir de kasa çözümümüz var. Dolayısıyla bütün bunların aslında tam anlamıyla entegre bir şekilde çalışması şartıyla ancak canlıya geçebiliyoruz. Burada e-ticaret çözümü ciddi anlamda depoya da bağlı. Yani depoda biz e-ticarette aldığımız bütün siparişleri depoya indiriyoruz. EWM içerisinde toplayıp sevk ediyoruz. Yine kargo entegrasyonunu SAP ile yapıyoruz. Kargo entegrasyonu dataları da dahil her türlü bilgiyi alıp tekrar e-ticaret sistemimizi güncelleyerek müşterimize haber veriyoruz. Yapımız böyle çalışıyor. Yani dolayısıyla bizim dağıtım merkezimizin bir köşesi e-ticaret deposu olarak çalışıyor. Diğer taraf çok daha karmaşık aslında. Her ne kadar e-ticaret entegrasyonları çok zor entegrasyonlar olsa da biz canlıya geçtiğimiz gün itibariyle çalıştık. Hiçbir hata almadan her şey yürüdü. Ama diğer tarafta iş ihtiyacı çok farklı. Çünkü biz hem üreticiyiz, hem perakendeciyiz, hem lokal dağıtım ağlarımız var. İşte Gratis gibi, A101 gibi müşterilerimiz var. E-ticaret diğer satıcılara iş yapıyoruz, dağıtım yapıyoruz, bayilerimiz var, mağazalarımız var ve ihracatımız var. Ve tek depomuz var. Tek depo olunca biraz önce bahsettiğim gibi depodaki kaynaklarla yani available stock'la gelen bütün bu siparişlerin tamamını bir arada harmanlayıp en doğru ürünle eldeki stoğu eşleştirip toplayıp sevk etmek gibi bir iş ihtiyacı var.
İhtiyaç bir tarafta böyle dursun. Diğer tarafta da biz 2018'in sonundan itibaren diye hatırlıyorum Ezgi. Herhalde bir ikinci yarısında başladık. Bütün ürünlerimizi artık ürettiğimiz anda kutularımıza ve kolilerimize kare kod basıyoruz. Bu kare kod aslında bize şunu söylüyor. Kutunun ya da bu kolinin içinde kaç adet ürün olduğu ve ürünün lotu. Dolayısıyla biz aslında hangi üründen, hangi lottan kaç tane var bir kolinin kare kodunu okuttuğumuz zaman biliyoruz. Bütün depo otomasyonunu da yani fabrikamızdan depomuza girişleri, depomuzdan bütün ihracatları, iç piyasa sevkiyatları, her şeyi aslında kare kod okutarak çözüyoruz. Çünkü bizim tek adet sevkiyat gibi bir işimiz e-ticaret dışında yok. Biz mini kutu sevk ediyoruz. Bu kolay bir tasarım değil. Yani çok zor bir tasarım. Aynı zamanda bahsettiğim gibi sadece ihracat yapan olsak nispeten zor ama çok farklı dağıtım kanalları için bunu yapmaya çalışıyoruz. IWM'de canlıya geçtiğimiz zaman bütün bu tasarımı çalıştırmayı başardık. Yani hızlı işledi. Bizim tedarik zinciri yöneticimiz Hasan Bey aramıza yeni katıldı. Geçen senenin sonlarına doğru. O olmadan biz aslında tasarımları yapıp canlıya aldık sistemi. Şimdi onunla beraber tekrar IWM'de bu süreçleri daha sağlıklı, daha performansı yükseltecek şekilde nasıl düzenleyebiliriz, nasıl düzeltebiliriz buna bakıyoruz. Tabii aynı zamanda eldeki siparişlerin eldeki stokla evlendirilmesi ve doğru şekilde tasarlanıp sevk edilebilmesi için o süreçlere de bir daha bakıyoruz. Dediğim gibi burada bir 3 ay 6 ay sonra elde oluşan kayıtlara tekrar bakıldığında bir düzeltilecek konular. Kesinlikle. Aslında çok ufak lafınızı böleceğim. Zaten projelerde hani biz hep şunu da söylüyoruz. Bizim ilk canlıya geçtiğimiz birinci faz olarak adlandırdığımız süreç temel süreçlerin en temel senaryolarla canlıya geçiyor olması. Sonrasında zaten kullanıcılar da sistemi kullandıkça ve aşinalıkları arttıkça SAP sistemine aslında belki başlangıçta istedikleri şeylerden vazgeçip daha yalın süreçler kendileri de istiyor olabilirler. O yüzden aslında SAP her zaman yaşayan bir süreç ve yaşayan bir sistem haline dönüyor bu noktada. Şunu söylemek lazım. Yani bizim şu andaki depomuzda eline el terminalini alan arkadaş mal kabulünü de yapıyor, adreslemeyi de yapıyor, malı çekiyor depodan, ilk mal işlemini yapıyor, okutup malı sevk edene kadar hiçbir manuel süreç yok. Her şey el terminallerinden yapılıyor. E-ticarette de böyle. Dediğim gibi UTC Cargo entegrasyonuna kadar manuel işletilen hiçbir süreç yok. Her şey tıkır tıkır SAP üzerinden çalışır durumda. Biz arka tarafta süreci daha iyi, daha performanslı nasıl yapabiliriz? Onun çalışmalarına devam ediyoruz. Evet, aslında en başından beri söylediğimiz gibi bizim için karşılıklı olarak yani Flormar bacağı içinde ya da SAP projesi yapan bütün şirketler içinde sistemin uçtan uca ve birbiriyle bağlantılı olarak çalışabiliyor olması günün sonunda canlıya geçişle birlikte en büyük başarı faktörlerinden birisi. Aslında hep bütün bu süreçlerin en sonunda yer alan işin finansal ve raporlama bacağı geliyor. Aslında finansal tarafta da çok katma değerli işler yaptığımızı düşünüyorum ben. Real estate tarafında bütün mağazaların tüm kira sözleşmelerinin yönetildiği, daha öncesinde herhangi bir sistem üzerinden takip edilmeyen ve aslında manuel olarak bu işlemlerin işte kira artışlarının, ödemelerin vesairelerin yapıldığı noktada bugün FI modülüyle entegre olacak şekilde aslında ödemelerin ve işte diğer banka işlemlerinin de sistemle entegre bir şekilde yapılabildiği real estate modülünün kurgusu tamamlandı. Paralelde yine Turgay Bey'in en başta bahsettiği gibi CEO modülü üzerinden maliyetlendirme yapısı ve aslında raporlamalar istenen seviyeye çok yakın hale getirilmiş oldu. Ki birazdan biraz daha detaylarına iniyor olacağım. Belki siz de sonrasında bahsetmek istersiniz. Bir Grup Roche şapkası altında aslında çalışan bir şirket olduğu için Flormar Grup Roche tarafında da kullanılan hesap planının aslında dünya genelinde kullanılan, grup genelinde kullanılan hesap planının öncül hesap planı olarak kurgulandığı ve aslında yine Türkiye'de kullanılan hesap planının da yine tamamlandığı üçlü defter yapısı ile çalışabilen bir FI modülü kurgusu hem IFRS hem TFRS hem VUK bacağındaki raporlamaları gerçekleştirdiği bir kurgu yapıldı ki bu gerçekten aslında hani bir tarafıyla çok büyük faydaları olan ama diğer tarafta kurgu ve aslında süreç açısından da zorlu olan bir süreçti. Yine Turgay Bey'in az önce bahsettiği gibi online banka entegrasyonunda 8 bankayla entegrasyon yapıldı ve şu an anlık olarak
bu bankalardaki ödemeler, tahsilatlar vesaire hepsini finans ve muhasebe ekipleri anlık olarak takip edebiliyorlar. Bu da çok büyük artılardan biriydi. Yine POS tarafında POS entegrasyonu yapıldı. Aslında hep entegrasyonlardan bahsettik. Yine mağazalardan gelen dataların, entegrasyonuna gelen dataların, gün sonu işlemlerinin, tahsilatların işlenmesi vesaire, bunlar da yine aynı şekilde aslında işin finansal bacağı dediğimiz kısımda yapılan işlemler. Bunların da ben gerçekten hem raporlama anlamında hem operasyonel iş takibi anlamında büyük katkılar sağladığına inanıyorum Flormar tarafı için. Doğrudur. Aynı zamanda yani yine vakit olmadığı için belki detaylara fazla girmeyiz ama biliyorsun bizim ihracat ve iç piyasa müşterilerimiz için sipariş alma yöntemimiz de çok kolay değil. Evet. Çünkü her müşterinin kendi tester hak ediş oranları, kendi fiyatları gibi birçok koşulu var. Dolayısıyla bunu siparişini alırken çok doğru almak gerektiği için biz şöyle bir geliştirme de yaptık geçmişte. Şu anda da çalışıyor. Her bir müşteri için Excel'in template olarak kullanıldığı ve SAP'den datalarının aktarıldığı bir şablon oluşturuluyor. Müşteriyle bizim satış temsilcisi arkadaşlarımız bu şablon üzerinde sipariş alıyorlar ve aynı şablonla siparişler otomatik içeri aktarılıyor. Hiç kolay bir iş değil çünkü dediğim gibi birçok koşulun vesairenin her şeyin ana veri olarak sisteme doğru yaşaması lazım. Ama bu da çalışan ve katkısal geliştirme oldu şimdi. Kesinlikle. Aslında dediğiniz gibi hani işin detayına girsek yapılan gerçekten çok fazla katma değerli iş ve operasyonel anlamda da hayatı çok fazla kolaylaştıran. Umarım o süreci değiştiririz bu arada. Yani onu da söyleyeyim başkanım bize. Yani senaryo olarak değiştir. Bizi ya, çok gören bir süreçti. Ben çok yatırıyorum. Bir arayüz üzerinden bu işleri de almak mümkün. Evet. Ama. Evet. Yani web'e taşınır. Farklı bir çözümde iş yürür. Karşı tarafın yani sipariş verenin son derece basit bir şekilde sipariş verebileceği bir B2B vari arayüzleri tasarlamak da ayrı evet. Bir kişi. Evet. Kolay değil yani. Hala hala kolay değil ama bir uygulaması aslında. Ben bunu kastediyorum. Yaptığımızı düşünün arkadaşlar. Bazıları karşımızda çok kurumsal. Zaten onlarla B2B entegrasyon yapmış durumdayız. Bugün biz gratisten Excel'de sipariş almıyoruz. EDI ile alıyoruz. Onları evet. Yaptık. Söyleyelim geri gelmişken. Grubumuzun şirketlerinden keza çok daha yapısal siparişler geliyor. Ama yüzden fazla ülke dediğiniz zaman ilk 10-20 ülkenin dışına çıktığınızda onların da çok kolay kullanabileceği bir B2B hayal etmek yani ben tecrübeme dayanarak söyleyeyim sıkı iş. Ayrı bir proje. Ben ne kadar zor olduğunu vurgulamak için söyledim. Yani bunu şu anda anlatırken cümle olarak kolay gibi gözüktü de belki resmen evet, aslında, Excel içerisinde tonlarca şey yazıldı. Yani onun için söylemek istedim. Orada çalışan arkadaşlara. Evet. Evet. Aslında anlattığımız birçok süreç benzer. Burada belki bir cümleyle anlattığımız şeyin arka planında 1,5 yıllık çok ciddi bir emek evet, var. Evet. Aslında ben biraz daha böyle sona doğru yaklaşmaya çalışıyorum. Normalde proje planlarında evet. Da Business Warehouse zamanımız tarafı, BW tarafı evet. En sonda gelen bütün süreçler kurgulandıktan sonra raporlamanın nasıl olacağını bizim takip ettiğimiz taraf. Süreç akışında da bu nedenle aslında en sona kalmış oldu. Biz yaklaşık 50 tane BW üzerinde rapor ve 5 tane de yönetim için daha yalın bilgileri içeren dashboard tasarımları yapmış olduk. Ve bunların da yine hem raporlama tarafında hem yönetim raporlaması tarafında ihtiyaçları karşıladığı ve aslında her seviyenin kendi ihtiyaçlarını karşılayabildiği raporlar haline dönüştüğünü düşünüyorum. Bunların da yine katkısı vardır diye düşünüyorum Şevket Bey sizin tarafınızda. Doğru, evet. Ya ben biliyorsun bu konularda biraz şeyim. Yani raporlar tabii ilk başta istendiği şekilde şu anda çalışıyor ve kullanılıyor. Ama kurumların SAP ile yaşama kültürünü hazmettikten sonra asıl ihtiyaçları daha net ve daha güzel ihtiyaçları oluşturuyor. Yani bunları muhtemelen yılın ikinci yarısında tekrar göze alıp bir daha acaba bizim için en doğru yapı nedir, ne değildir diye çalışarak çalışacağız. Ama şu anda biz zaten bu arada şeyi söyleyelim, SAP'nin kullandığımız bir ürünü vardı SAP'den önce Business Operate. Dolayısıyla benim BI ekibimdeki Yiğit ve Emre konuya aşinaydı zaten. Sizin ekipler de bu desteği verip hazırlayıp teslim ettiği zaman aslında biz bazı verilerimizde ana üzerinde kullanarak çok daha yapısal, derli toplu bir raporlama altyapısına sahip olduk.
Bunu yavaş yavaş şirket içinde çok daha doğru bir kültür haline getirmemiz lazım. Evet, yani aslında hani en başından beri söylediğimiz gibi entegre sistemler oluşturulması çok kritik ve paralelde aslında bu entegre sistemlerin yaşadıkça, kullanıcıların ekranları kullandıkça ve aşinalığı arttıkça, sistem üzerindeki hayatlarını devam ettirdikçe bence biraz daha yalınlaştırmaya gidiyorlar. Tüm projelerde ben bunu az çok gözlemleyebiliyorum. Bu noktada aslında şu an daha yeni canlıya geçti diyebiliriz aslında diğer tarafıyla. Ocak ayında canlı geçişini tamamladığımız bir süreçten bahsediyoruz. Nisan ayındayız. Önümüzdeki süreçlerde de yine iyileştirme çalışmaları devam ediyor olacak. Aslında sona doğru yaklaşıyoruz. Biraz da süremizin de sonuna geldik gibi hissediyorum. Sorular gelmeye devam etti. Birazdan sorulara cevaplamaya çalışıyor olacağız ama soru cevap kısmına geçmeden önce bir katılımcımız daha var aslında. Ben katılımcılardan gördüm. SAP Türkiye Bulut ve İş Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Bülent Karal Bey de aramızda. O da aslında katılıp biraz böyle kendi yorumlarını ve aslında kendi tarafındaki feedbackleri vermek ister diye düşünüyorum. Merhabalar, hoş geldiniz Bülent Bey. Merhaba, hoş geldin Bülent. Nasılsın? Sağ ol, teşekkürler. Ben de çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok keyifle dinliyorum. Yani inanılmaz bir emek var arkasında. Aslında bu da ilk değil. Yani hem Vektora ile hem de Şevket'le biz uzun yıllardır farklı projeleri hayata geçirdik. Aslında bu tür güzel örneklerin olması gerçekten diğer kurumları, şu anda katılımcılar da dinliyorlar büyük ihtimalle, daha çok cesaretlendiriyordur. Bu anlamda çok teşekkür ederim hem Vektora'ya hem de Şevket hem Flormar ekibine. Gerçekten anlatılan hikayeler, arkadaki bu yapılanları dinledikçe biz de cesaretleniyoruz ve açıkçası çok da mutluyuz. Ezgi, sözünü kestim, özür dilerim. Yok estağfurullah, ben zaten aslında sözü size bırakıyordum. Biraz hani sizden dinleyelim istedik, hem SAP Türkiye'deki gelişmeleri hem ilerlemeleri. Zaman da daraldı, şeyde keyifle dinledim. Belki birkaç katkı şöyle yapabilirim. Bu tabii S4 dönüşümleri, ERP dönüşümleri, bu tarafta S4'da çok ciddi bir hareket var. Belki oradan biraz dünyadan, Türkiye'den rakamlar verip dinleyicilere katkı sağlayabilirim. Çünkü burada soru akıllarda. Belki daha ne oluyor, dışarıda neler oluyor, Türkiye'de neler oluyor, onları takip etmek adına. Şimdi en son raporlara da baktım. Bizim yayınlanan, Nisan ayı daha yayınlanmadı ama Ocak sonunda yayınlanan tüm dünyadaki rakamlarda bizim yaklaşık 13.200 üzeri diye, 13.800 pardon, 13.800 üzeri S4 müşterimiz olmuş durumda. Bunların yaklaşık 5.000'e yakın canlıya geçmiş ve geri kalan 7.000 üzerindeki rakamda projesi devam ediyor. Tabii bu 3 ay içerisinde bunlarda da canlıya geçmiş olabilir. Nisan raporları henüz çıkacaktır. Yani dolayısıyla aslında dünyaya baktığımızda birçok endüstride, birçok kurumda bu dönüşümler çok hızlandı. Hatta işte bu şeydeki ECC'nin desteğinin azalıyor olması, işte yeni önerilerle birlikte bu hızlanmaya devam edecek. Önümüzdeki dönemde burada çok ciddi bir aslında hareketlenme bekliyoruz. Çünkü S4'un getirdiği birçok katkı da var, zaten bugün altını çizdiniz. Türkiye'deki durum da gene bizim gene birkaç önce çıkardığımız son bir raporda biz de Türkiye'de şu anda 230'ları geçen bir sayıya ulaştık. Türkiye'de bizim biliyorsunuz 1000'in üzerinde müşterimiz var. Burada güzel olan şu şey rakamı var, yeni katılan müşteri sayısı da 112 tane S4 müşterimiz var şu anda. Onu da böyle altını çizerek söylemek istiyorum. Tabii ki tüm yeni projelerimiz artık S4'lu oluyor. Hatta burada da az önce söylediğim gibi farklı endüstri çözümlerinin yanında bir de bunların bulut çözümleriyle farklı alternatiflerle pazara gidiş yöntemi de uyguluyoruz. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Mevcut müşterimizden de rakamı da söyleyeyim, aslında onu da şuraya not aldım. Hemen 112'nin üzerinde de eski müşterimiz aslında S4 tarafına geçişini yapmış ya da yapıyor, şu anda devam ediyor. Dolayısıyla bu anlamda çok ciddi bir tecrübe biriktiğini söylemek yanlış olmaz bizim tarafımızda. Elbette işte yıllardır, belki onlarca proje oldu. Şevket'le de konuştuk öncesinde. 12-13 dedik. Vektora ile bir sürü proje yaptık. Dolayısıyla buradaki biriken tecrübeler, hem endüstri tecrübesi hem ürün tecrübesi gerçekten bizi pazarda farklılaştırıyor. Hız katıyor hem kaynaklarımızla, ekosistemimizle hem de buradaki tecrübelerle birlikte. Tabii şimdi şeyi geçiyoruz. Bir de o cümleyi söyleyeyim. Ondan sonra ne oluyor? Şu anda çok farklı bir dönemden geçiyoruz. Çok da sevindim aslında. Çok fazla değinmediniz. Bu dönem katıldığım bütün etkinliklerde Covid ne olacak? Covid sonrası ne olacak? İnsanlar sıkılmaya da başlamış olabilir. Dolayısıyla çok da gündem yapmak istemem ama tabii ki önümüzdeki dönem bu sorunlardan çıkıyor olacağız. Çok daha gene hızlanıyor olacak inşallah. Dolayısıyla biz de bu dönemde bu çıkışı hızlandırabilmek açısından bazı tedbirler alıyoruz. Onu da söyleyip aslında sorulara geçiyor olabiliriz. Çünkü çok güzel sorular geldiğini de görüyorum. Orada da şunu yapıyoruz. Hem bu dönüşümlerde hem de
biraz böyle sizler de incelediyseniz, katılımcılar da incelediyse genelde hep bu dönemde yaşanan işte tedarikteki süreçler, işte depolar, uzaktan çalışma, insan, satış organizasyonlarının evde oluyor olması, insanın evde olması, dijital çalışma ortamı gibi konular, işte tedarik zinciri baştan başa aslında, üretimden başlayıp nasıl planladığımızdan, nasıl tedarik edip nasıl dağıtacağımız, ham maddeyi nasıl bulacağımıza kadar aslında sorunlar yaşıyoruz. Aslında Şevket Turgay çok güzel anlattı. Şu anda sizin depo, elektronik ticaret, oradaki entegrasyonlar falan çok daha bence hazırlıklı yakalanmışız diyebilirim herhalde. Bayağı sıkıntı yaşayan kurumu tabii gözlemliyoruz. Zaten planda vardı bu tür ileri üretim planlamalar, özellikle S4 dönüşümleri sonrasında. Neyi doğru, hangi müşteri için, hangi ürünü, hangi zamanda üreteceğim, bunu hangi çalışan üreteceğim? Şu anda şöyle bir şansım da oldu. Birçok kurumla görüşüyorum son 3-4 haftadır evden. Bazıları %100 kapasite çalışıyor çünkü ihtiyaç var pazarda şu anda, işte ya gıda tarafında ya üretim yapıyor, plastiğin yapıyor, onun tamamlayıcısını yapıyor. %100 kapasite çalışacak ama insanla ilgili sorun var, sağlığıyla ilgili sorun var, birlikte çalışmayla ilgili sorun var ya da kapasitesi düşmüş, şu anda ihracat yapamıyor çok büyük kurumlarımız. Onlar da doğru yere doğru ihracatı bundan sonra ham maddeyi nasıl bulacağım, nasıl göndereceğim. Şimdi bunlar için, hepsi için aslında daha çevik, daha hızlı. Artık hani böyle bu dönemden çıkarken daha hızlı projeler yapmamız gerekiyor ve burada aslında benim de şu anda rolüm icabıyla biraz altını çizmek istediğim aslında bulut çözümleri bize hız, çeviklik, esneklik, hatta hem ticari anlamda esneklik hem teknik anlamda esneklik sağlayacak projeler ve çalışmalar içerisine girdik. Bunların hazırlıklarını yapıyoruz. Hem sizlerle yapıyoruz zaten, sizin tecrübenizle, Vektron tecrübesini kullanarak, hem de diğer ekosistemimizdeki firmalarla, hem de kendi ekiplerimizle. Bu dönemden hep birlikte hızlı çıkacak şekilde bazı odaklarımız var. Bunları da birazcık bulut tarafına odakladık. Ve genelde de tedarik zinciri, satış ve insan tarafına odakladık demem yanlış olmaz. Genelde de bu arada da çok ilginç, çok inovatif çözümler bu dönemde çok fazla çıkmaya başladı. Çünkü acil yapılması gereken ihtiyaçlar var. Bunlara da odaklandık diye sözü size tekrar bırakayım. Tekrar sizden çok keyif aldım. Bu güzel proje içinde, başarılı proje içinde çok teşekkür ederim. Hem Vektör ekibine, hem Flormer ekibine, hem sizlere bu güzel, keyifli sohbet içinde. Olarak teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Size katılımınız için çok teşekkür ederiz. Bilgileriniz çok, çok teşekkürler. Sağ ol. Yalnız bırakmadın bizi. Çok mersi. Sağ olasın. Sağ olun. Ben aslında soru cevap bölümüne geçmek istiyorum. Soru cevaba başlarken aslında soru cevap bölümünde de gördüğüm, katılımını da gördüğüm, proje boyunca birlikte çok emek verdiğimiz Batuhan'a da hem teşekkür etmek hem de selam vermek istedim. Batuhan'ın aslında hem belki hatırlatma niteliğindeki sorusuyla başlamak istiyorum. Sorular, birçok soru gelmiş. Soruların çoğunu cevaplamaya çalışacağız. Ama şey de en baştan söyleyeyim. Cevaplayamadığımız sorular olursa biz sorularınızı kaydediyor olacağız. Ve sonrasında muhakkak size e-mail'e veya telefon yoluyla ulaşarak sorularınızın hepsini cevaplıyor olacağız. Aslında iki tane soruyla başlamak istiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Tabii, buyurun Şevket Bey. Biz güzel güzel konuşuyoruz artılarıyla, eksileriyle projeleri ama yani bunu yapan çok ciddi bir bilgi emekçileri kadroları var arkada. Evet. Onların adını hepsini sayamayız ama mesela Batuhan bu projenin lideriydi. Bütün Flormer projesinin benle beraber neredeyse başladı Nisan'dan beri. Çok ciddi emeği vardır. Batuhan'a özellikle bir teşekkür etmemiz lazım. Artık bir başka firmada çalışıyor. Başarılar diliyorum kendisine o tarafta da. Ama onun dışında benim ekibimde çok ciddi çalışan arkadaşlar olduğu gibi Vektör'ün ekibinde de hatırlıyorsunuz. Evet. Zaten yoğun temponun üstüne canlıya geçişten sonra 300 metre ötedeki otelde gece gündüz kalarak sistemleri ayakta tutmaya çalışan arkadaşlarımız var. Yani şimdi evet, yani dediğiniz gibi hani herkesin ismini geçiremiyoruz ama tüm proje ekibine, projenin başından sonuna kadar, projenin herhangi bir anında yer almış bütün arkadaşların emekleri için tekrar hepsine çok teşekkür etmek istiyoruz. Yani arkada gerçekten çok yoğun bir mesai ve çok ciddi bir emek var aslında. Ben de bir aslında rakamlarla belirttik. Şimdi 100 kişinin ismini geçirmek çok zor olacak ama onlar hepsi kendilerini biliyorlar. Teker teker bir kredis bölümü yapıp oradan geçiririz ama sayı çok fazla. Hepsine çok teşekkürler. Onun olmasa bu iş sadece şu anda bunu yaşayan, hani gördün ve anlatıyoruz. Aslında onlar adına anlatıyoruz. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Vakit aralıyor. Hani soru varsa sorularda evet, bence... Evet, sorulardan çok kısa birkaç soru cevaplayalım. En azından vaktimizi bayağı açtık aslında. S/4HANA retail değil, klasik S/4HANA kullanmanın zorlukları var mıydı gibi bir soru var Şevket Bey.
Aslında bu biraz da evet. Sizin bu soruyu özellikle size yöneltmek istedim aradan çekip. Matruha mı sormuş bunu yoksa? Ya tabii proje başladı ve ben ortasından devraldığım için şu anda yapacak bir şey yoktu ve böyle devam ettik. Ama hani şöyle söyleyeyim, biraz dolaylı olsun. Bir şekilde perakende organizasyonu içinde olan herhangi bir şirketin FMS ya da duruma göre Supply Retail dışında bir çözüm alması bence doğru değil. Supply Retail'ın kendi içine getirdiği fonksiyonları yazmakla ya da o fonksiyonlara eşlenik bir şeyler oluşturmakla uğraşmanın kimse bir faydası yok. O yüzden kesinlikle retail ya da eğer üretimde varsa FMS gibi bir fonksiyon, yani bir dikey çözüm çok daha doğru olur. Perakende içinde değillerse zaten gerek yok ama ben olsaydım dediğiniz anda supply retail derdim. Evet, bunun da aslında arka planda yapılan entegrasyon ve SAP sisteminde de yapılması gereken ek geliştirmeler olarak bir takım iş yükleri doğuruyor oldu. Retail'i kullanmıyor olmak ve retail fonksiyonları olmadan retail fonksiyonları yerine onların eşleniği olabilecek fonksiyoneliteleri kurgulayabilmek için bir takım ekstra eforlar gerçekleştirdi. Sen de hikayeyi çok iyi hatırlıyorsun aslında. Bu tabii ki proje seçimi aşamasında çok tartışılan ve konuşulan konulardan biriydi. Yani belki lisanslar bomb oluştuktan sonra belki tartışmaya girdik ama biz hani retail konusunda bazı yerleri retail'e adresledik. Ama bütün bunlara rağmen bu bir aslında bir hani grup roş kararı deyip hani işin içinden çıkmak lazım. Orada özellikle Esporhan'a tercih edildi ve o şekilde de devam ettik. Evet. Yine aslında çok yeni hazır Bülent Bey de buradayken Esporhan'a yolculuğuna yeni çıkmış firmalara COVID-19 salgını da göz önüne aldığınızda neler önerirsiniz gibi bir soru geldi Timuçin Bey'den. Tam şeyi Timuçin Bey'in şeyi söyleyebilirim. COVID Esporhan'a yolculuğuna yeni çıkmışlar. Tabii orada tam ilişkilendiremedim ama şu tarzda hizmetler açıkladık çok yeni. Belki onlardan bir cümleyle bahsetmekte fayda var. Şu anda SAP bu dönemde bu yoğunlukta kurumlara yakın olabilmek için bazı hizmetlerin ücretsiz olarak dış müşterilerine açtı. Hem de iş ortaklarımızla zaten bunları çok yoğun konuşuyoruz. Bir önce ondan bahsedeyim. İyi bir fırsat oldu bu. Bir tanesi aslında uzaktan çalışmayla ilgili bizim Qualtrics isimli bir yeni satın aldığımız ürünün uzaktan çalışmaya yönelik bir içerikli bir anket çalışması var. Bunu SuccessFactor insan kaynakları kullanıcılarımız ya da müşteri tarafında CX kullanıcılar da müşterilerine sunabilecekleri bu tarzda bir hazır content içeriği kurumlara sundu. Yaklaşık şu anda 20'ye yakın kurum, dünyada da 7000 kurum ücretsiz olarak bu servisi çalışanlarından bilgi geri bildirim alabilmek için kullanmış durumdalar. Türkiye içerisinde de müşterimiz olabildiğince duyuruyoruz ve çok kolay bir şekilde webten aslında girip kendileri bir username password açıp bu şeyi çalışmayı yapabiliyorlar. Bunların da içerik olarak içerikler devam geliyor, arkası geliyor. Bir tanesi de alıcıyla satıcıyı buluşturduğumuz Ariba platformunu açtık şu anda gene ücretsiz olarak. Buradan aslında kurumlar ham maddelerini ya da ürünlerini satmak istedikleri müşterilerini bulabiliyorlar. Büyük bir network, dünyada 4 milyona yakın abonesi var. Buradan bir kullanım söz konusu. Gene Litmos diye bir eğitim platformumuz var. Eğitim sistemlerle entegre olan aslında şu anda onun da içerisinde uzaktan çalışmayla ilgili yaklaşık 20'ye yakın eğitim var. Bunun da açılışını yaptık. Bunların hepsi aslında baktığınızda bunların da devamı geliyor. Mesela RPA ile ilgili şimdi bir çalışma yapılıyor. Özellikle S4HANA geçiş yapan müşterimizin RPA süreçleriyle tanışmalar için robotik otomasyonlar için bir servis açılacak. Bu tarzda şu anda müşterimizle etkileşim sağlayabileceğimiz ücretsiz hizmetler tanımladık. Soru tam bu değildi büyük ihtimalle ama. Ya aslında biraz daha şey gibi algılıyorum ben. Hani bu dönemde projeler nasıl yapılabilecek, nasıl ilerleyebiliriz? Aslında danışmanlık tarafı bakış açısıyla da baktığımızda siz de bence Turgay siz de aktarın. Aslında ben söyleyebilirim. Hani bizim çok detaya girmeden şeyi bir tam söyleyeyim. Tabii çok özür diliyorum. SAP tarafında da biz kendi danışmanlığımızla yaptığı, iş ortağımızın yaptığı projeyi de çok yakından takip ediyoruz. İnanılmaz bir şekilde şu anda uzaktan bu çalışma kültürü oturdu ve projeler aynı hızla devam ediyor. Yani testlerimizi yapıyoruz, canlı yolluyoruz. Turgay sen de belki orada ekleme yapabilirsin. Bence o açıdan da biz de her türlü esneklik ve desteği sağlamaya devam ediyoruz. Çok aslında onu söyleyecektim Bülent. Çok teşekkür ediyorum.
Hani şey, evet bir korku vardı belki ama uzaktan çalışmayı, evet teknik insanlar olarak belki bunu beceriyoruz ama müşterilerimiz de buna alıştılar. Yani bu bir mecburiyet ve şu anda çalışıyorlar. Ben çok iyi hatırlıyorum. Biz Nisan'da şu anda yurt dışında bir tane projenin kick-off'unu yaptık. Nisan 1'de, Nisan 2'de yaptık bunu. Uzaktan çalışmaya hiç kimse uzak bakmadı ve çok da verimli geçiyor. Şu anda birçok projemiz uzaktan yine evden çalışmalarla devam ediyor. Toplantılarda hiçbir aksama yok. Herkes çok disiplinli bir şekilde. Yani şu da çok doğru. Daha da yoğun çalışıyoruz aslında. Onu da çok rahat söyleyebilirim. Birçok proje burada aslında uzaktan hani paralel bir şekilde devam ediyor. Bunda hiç korkmamak lazım. Süreçler de analiz edilebiliyor. Birçok sorun ya da blueprintler aslında ortaya çıkarılabiliyor. Burada hiçbir sorun yok. Çok etkin bir şekilde çalışılabiliyor. Tabii saha ziyareti yapılması gereken üretim şirketlerinin üretim bantlarının görülmesi gereken case'ler vardır. Onlar biraz daha zor senaryolar. Ama projeden projeye farklı değerlendirmek lazım. Ama uzaktan çalışmayı şu anda başarabiliyoruz. Oldukça da verimli geçtiğini söyleyebilirim. Evet. Bir de şey ekleyeceğiz belki Turgay, sizle de konuştuğumuz, bir de bu dönemde aslında hızlı projeler, çevik projeleri bulutla yapıyoruz dedik ama bir de bunun hazır paketlemeler çalışıyoruz şu anda. İşte satışla ilgili ayrı bir 2-3 haftada satış organizasyonunu daha efektif nasıl çalıştırırız, insan kaynağını nasıl hızlı çalıştırırız, işte elektronik ticaret yapacaksak 2-3 haftada nasıl ayağa kaldırırız gibi daha büyük hazır içerikler oluşturuyoruz şu anda Vectora ile birlikte. Evet, aslında bu da bu dönemin bizim için fırsata çevrilebilen tarafı haline gelebiliyor zaman zaman. Bunlar da bize aslında güç verdi. Birazcık daha böyle hazır paketlerle hızlı ayağa kalkacak, hızlı alacağımız, tekrar hızlı çıkabileceğimiz bir çalışma var. Onu da söylemek iyi oldu aslında. Timuçin Bey bayağı bir şey yoldu. Hepsini söylemiş oldum. Teşekkürler yorumlarınız için. Etti'den Cumhur Bey'in bir sorusu var. Projeye şu an başlıyor olsaydınız farklı olarak yapacağınız teknik ve yönetsel konular neler olurdu diye. Aslında yine her iki tarafa ben bu soruyu yöneltmek istiyorum. Danışmanlık bacağı için Turgay Bey'e soruyor olacağım. Aslında Şevket Bey de projenin en başında olmayan bir kişi olarak belki de projenin en başında olsaydım daha farklı yapacaktım dediği şeyler olabilir Şevket Bey'in de. Yani şey, ben hani çok fazla yani neyi farklı yapardık? Yani bir aslında bazı şartlar bir tarafa bağlı değil. Yani bu hikaye hep aynı şeyi söylüyoruz. Bu bir gemi ve bu geminin şeyde iki ucunda da yani zinciri zayıf halkası kadar güçlü bir proje aslında öyle. Yani ne müşteri tarafı ne de danışmanlık tarafı. Hani keşke şartlar şöyle olsaydı. Biraz önce bahsettik Şevket Bey'in katılması, ardından orada bazı lojistik departmanında karar vericilerin değişmesi vesaire. Bu olmasaydı bu projeyi daha hızlı yapabilirdik veya başından itibaren olsaydık. Yani aynı ekiple devam ediyor olsaydık bence bu iş daha kolay olabilirdi. Onun dışında başka benim şu anda yani benim aslında şey de, gibi bu söylediğiniz bizim projenin en başında tanımladığımız risk kriterlerinde işte proje ekibinin değişiklik yaşamaması bizim en çok kıymetli riskli yani bu bazen, gördüğümüz noktalardan biridir her zaman biz bu normalde biraz yaşamış olduk maalesef. Bu bazen sözleşmelerde bile geçer hani ekibin değişmesi vesaire ama tabii amaç oldurmak olduğu için buna devam ederiz. Yani kişilerin, anahtar kullanıcıların, karar vericilerin değişmesi çok büyük risk. Bunun proje bitinceye kadar mümkün olduğunca az olması lazım. Hayat devam ediyor ama mümkün olduğunca değişmemesi lazım. Mümkün olduğunca best practice'leri ortaya koymak lazım. Hani evet, Flormar'ın kendi içerisinde biraz önce bir Excel'den bahsetti aslında. Gerçekten karşı taraf için çok kıymetli bir şey bu aslında ama hani şey, mümkün olduğunca SAP'de kullanabilir, işi süreci uzatabiliyor ama best practice olarak kullanıyor. Onları implemente edip hayatımızı daha da kolaylaştırıyor olabilirdik. Ama kullanıcı zorlardı, onu da biliyorum. Hani mesela depoda bir tane kullanıcı hem toplama yapıyor, hem paketleme yapıyor, hem başka bir yere taşıyor vesaire. Rol sayılarının aslında tek kişiye toplanmasından kaynaklanıyor bu. Birden fazla kişide bu roller olsaydı aslında bizim de o zaman var olan şey dediğim gibi standartlarla hayatımıza devam ediyor olabilirdi. Bu kadar değişikliğe ihtiyaç duymayabilirdik. Mümkün olduğunca dediğim gibi şeylerde best practice'lere sabit kalmak lazım ve proje ekibi dedi ki hiçbir şekilde proje bitinceye kadar da buraya kanalize olması lazım ama Şevket Bey'in daha farklı yorumları vardır diye düşünüyorum. Evet, buyurun Şevket Bey, sizin de yorumlarınızı alalım. Ya bu çok hani biraz tartışması zor bir konu. Biraz bir futbol hocası vardı, maç bittikten sonra herkes eleştiri yapmayı biliyor da maç başlamadan kimse bir şey söylemiyor diye. Bu da biraz öyle açıkçası. Yani burada önemli olan eldeki resimle, yani benim
bulduğum resim, herhangi birimizin bulduğu resmi doğru okuyup belli durumlarda, belli durumsal liderliklerde olabildiğince kararları doğru şekilde vermeye çalışıp gemiyi limana vardırmak. Yani 14-15 tane modülün, çok sayıda entegrasyonun, hem sanayi firmasının hem pazarlama firmasının içinde olduğu devasa bir skop var, bir kapsam var. Bu kapsamın canlıya geçmesi lazım. Konu bu. Yani zaten tek başına canlıya geçmesi olağanüstü bir başarı bence. Bu kadar büyük bir kapsamla. Ne yapmak isterdim başlangıçta diye düşünürsem çok şey konuşulabilir tabii. Yani mesela bence bir faydası yok ama yani şunlar olabilir. Soft detail dediğimiz gibi konuşulabilirdi. Bu bizim eforumuzu oldukça sadeleştirirdi. Ya da kapsamı aslında böyle... çok ufak bir parantez açmak istiyorum. Hani soft detail diye bahsediyoruz. Diğer tarafıyla mağazalarda kullanılan çözümü, yani daha böyle mağaza çözümü olduğunu da tekrar bahsetmek lazım belki de. Çok ufak bir parantez olarak araya girdim. Çok pardon, buyurun. Yani birçok fonksiyonu var tabii. Yani şimdi o detaylara girmeyeyim ama bile şu yapılabilirdi belki. Fazlarla konuşulabilirdi. Yani önce sanayi firmasını SAP'ye geçirip sonra pazarlamayı geçirmek gibi. Ya da bu kadar büyük modül sayısını bir anda canlıya geçirmektense belli modülleri ikinci faza atıp birinci faza daha bir kapsamla gidebilirdi. Bunların hepsi taktik. Günün sonunda biz tabii içinde girdiğimiz andaki resmi limana getirmeye çalıştığımız için kendi yoğurt yiyişimizde olabildiğince doğru bir şekilde canlıya geçmeye çalıştık ve birkaç biraz uzata da canlıya geçmeyi başardık. Yani her seferinde şimdi oturup konuşsak, şöyle başlayalım desek, öyle yapsak ve bitirsek, bir daha oturup konuştuğumuzda başka bir şey daha çıkıyor. Yine farklı bir şey çıkıyor olacak. O zaman şey, Şevket Bey, bir daha aynısını yapardım deyip konuyu bir daha yapardım. Yani şimdi öğrenmiş olmak çok önemli. Yani şunu söylemek lazım. Bir projeye yeni başlayacak olanlar varsa anahtar kullanıcı seviyesinin gerçekten ben bu firmada şanslı diyebilirim kendime. İşi uzun yıllardır bilen ve çok açık fikirli arkadaşlar olmasında çok önem var. Çünkü şekillendiriyorsunuz firmayı yeniden. Yeni bir dünyayı konuşuyorsunuz. Burada yapacağınız her hata size canlıya geçişten sonra tekrar iyileştirme olarak dönecek. Olabildiğince gerçekten yetkin arkadaşları projeye koymak lazım. Hani çoğu zaman işte bir proje varmış, sen git bak dediğimiz arkadaşlar böyle o seviyede olmazsa o departmanın işi muhtemelen geride kalacak demektir. Yeterince doğru bir şekilde SAP yapmayacak demektir. Yani bu proje kavgasını baştan çok sıkı vermekte fayda var. Evet, kesinlikle. Aslında daha bir sürü sorumuz var. Şu an cevaplamak istediğimiz fakat süremizin bayağı bir üzerine çıktığımız için bu soruları biz sonrasında mümkün olan en kısa zamanda sizlere mail ile dönüyor olacağız sorularınızın cevaplarını. Ben tekrar hem burada bizimle birlikte süreci anlatan tüm değerli katılımcılarımıza hem de bizi bu süre içerisinde dinleyen katılımcılara tekrar çok çok teşekkür etmek istiyorum. Herkese çok sağlıklı günler diliyorum. Hani Bülent Bey'in de bahsettiği gibi çok değinmemeye çalıştık gündemde. Ben de kendi adıma çok değinmemeye çalıştım. Ama hepimizin tabii ki şu an birinci gündemi sağlıklarımızı koruyor olmak, sevdiklerimizin, yakınlarımızın sağlıklı olması. O yüzden ben hani son kapanış için tekrar size sözleri veriyor olacağım ve çok teşekkür ediyorum. Herkese çok sağlıklı günler diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Yani bu saatte değerli vaktinizi bize ayırdınız. Tabii ki bu dönemde en önemlisi dediğim gibi sağlık. Sağlığınıza dikkat edeceksiniz. Umarım hiç sağlığınızla ilgili bir sıkıntı yaşamazsınız. Ama paralelinde de hayatın devam ettiğini unutmadan yine bugün yaptığımız gibi en azından uzakta var olan fırsatları kullanarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Herkese dediğim gibi teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Konuştuk Bolca. Evde kalın, sağlıklı kalın diyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Yani biz açıkçası bu bir yeni normalimiz olacak herhalde. Bu tür toplantıları buradan yapmak, projeleri buradan yapmak. Dolayısıyla en iyi şekilde işimizi yapıp aslında bundan sonra projelere buradan bu dönemde devam etmeye çalışalım, edelim. Biz de destek istiyoruz. Desteklemek istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Tekrar çok teşekkürler değerli vaktinizi ayırdığınız için, katılımlarınız ve aslında yorumlarınız, bilgi paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyorum hepinize teker teker. Dinleyen kullanıcılarımıza da yine bize değerli vakitlerini ayırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Yine başka webinarlarda, başka konularda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın hepiniz. Sağ olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sağ olun.
Sağ olun.